Değerli arkadaşlar merhaba. Bilge Nesiller kanalıma hoş geldiniz. EKYS 2023 İnkılap Tarihi 4. denemeyle karşınızdayım. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum. Soru 1. 1. Şahin Bey, 2. Sütçü İmam, 3. İpsiz Recep. Yukarıda verilen kahramanlardan hangisi ya da hangileri Güney Cephesi'nde mücadele etmiştir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 1 ve 2, D2 ve 3, E 1, 2 ve 3. Birinci sorunun cevabı C seçeneğidir. 1 ve 2'dir. Değerli arkadaşlar, Milli Mücadele döneminde Şahin Bey Antep'te, Sütçü İmam da Maraş'ta sorumluluk almıştır. İpsiz Recep ise Batı cephesinde mücadele etmiştir. Soru 2. Aşağıdaki olaylardan hangisinin yaşanmasından sonra Türk ordusu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmiştir? A. Sakarya Savaşı, B. 1. İnönü, C. Başkomutanlık Meydan Muharebesi, D. Kütahya Eskişehir Savaşı, E. 2. İnönü. İkinci sorunun cevabı D seçeneğidir. Kütahya Eskişehir Savaşı'dır. Türk ordusu Kütahya Eskişehir Savaşı sonrasında Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmek zorunda kalmıştır değerli arkadaşlar. Soru 3. 1. Harf inkılabının yapılması. 2. Türkçe bilim terimlerinin hazırlanması. 3. Türk Ticaret Kanunu'nun çıkarılması. Yukarıdaki gelişmelerden hangisinin ya da hangilerinin dilde sadeleştirmeye etkisi olduğu savunulamaz? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. Üçüncü sorunun cevabı C seçeneğidir. Yalnız 3'tür. Değerli arkadaşlar, harf inkılabının yapılması ve Türkçe bilim terimlerinin hazırlanması dilde sadeleşmeye yönelik yapılan çalışmalar arasındadır. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun çıkarılması dilde sadeleşme amacı taşımamaktadır. Soru 4. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımının ortaya çıkması dünya ticaretini olumsuz etkilemiştir. 1. Sömürge edinme yarışının başlaması, 2. işsizliğin artması, 3. halkın alım gücünün azalması. Yukarıdaki gelişmelerden hangisi ya da hangileri üzerinde dünya ekonomik bunalımının etkisi yoktur? A yalnız 1, B yalnız 3, C 1 ve 2, D 2 ve 3, E 1, 2 ve 3. Dördüncü sorunun cevabı A seçeneğidir. Yalnız 1'dir. Sömürge edinme yarışı daha çok sanayi devrimi sonrası yaşanmaya başlamıştır değerli arkadaşlar. Sömürge edinme yarışı bu sebeple 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı sonrası yaşanmaya başlamıştır diyemeyiz. İşsizliğin artması, halkın alım gücünün azalması üzerinde Dünya Ekonomik Bunalımının etkisi vardır. Soru 5. Milli Mücadele dönemini konu alan Ateşten Gömlek, Türk'ün Ateşle İmtihanı, Vurun Kahpeye gibi eserlerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, B. Halide Edip Adıvar, C. Refik Halit Karay, D. Tarık Buğra, E. Falih Rıfkı Atay. Beşinci sorunun cevabı B seçeneğidir. Halide Edip Adıvar'dır değerli arkadaşlar. Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Türk'ün Ateş İmtihanı adlı eserler Halide Edip Adıvar'a aittir. Soru 6. Atatürk ilkelerinden 1. Milliyetçilik, 2. Halkçılık, 3. Devletçilik, 4. Laiklik hangileri eşitlik, din ve vicdan özgürlüğü kavramları ile ilgilidir? A 1 ve 2, B 3 ve 4, C 1 ve 3, D 2 ve 4, E 1 ve 4. Altıncı sorunun cevabı D seçeneğidir. 2 ve 4'tür. Değerli arkadaşlar, eşitlik kavramı halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Din ve vicdan özgürlüğü kavramı da laiklik ilkesiyle ilgilidir. Soru 7. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Nutuk adlı eserde yer almaz? A. Halifeliğin kaldırılması, B. Erzurum Kongresi, C. Serbest Cumhuriyet Partisi'nin kurulması, D. Lozan Konferansı, E. İstiklal Marşı'nın kabulü. 7. sorunun cevabı C seçeneğidir. Serbest Cumhuriyet Partisi'nin kurulmasıdır değerli arkadaşlar.
Değerli arkadaşlar, nutuk 1919-1927 yılları arasında yaşanan olayları kapsamaktadır. Halifeliğin kaldırılması 1924 yılında, Erzurum Kongresi 1919 yılında, Lozan Konferansı 1922 yılında, İstiklal Marşı'nın kabulü de 1921 yılında gerçekleşmiş olaylardır. Dolayısıyla bu olaylar Nutuk adlı eserde yer alır değerli arkadaşlar. Ancak Serbest Cumhuriyet Partisi 1930 yılında kurulmuştur ve Nutuk adlı eserde Serbest Cumhuriyet Partisi yer almaz değerli arkadaşlar. Soru 8. 1. Londra Konferansı'nın yapılması. 2. İstiklal Marşı'nın kabulü. 3. Afganistan ile dostluk anlaşmasının imzalanması. Yukarıdaki olaylardan hangisi ya da hangileri 1. ve 2. İnönü zaferleri arasında yaşanan gelişmeler arasında yer almaktadır? A. Yalnız 2, B. 1 ve 2, C. 1 ve 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. 8. sorunun cevabı E seçeneğidir. 1, 2 ve 3'tür. 1. ve 2. İnönü zaferleri arasında Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edilmiştir. Londra Konferansı yapılmıştır. Afganistan ile dostluk anlaşması imzalanmıştır. İstiklal Marşı kabul edilmiştir. Sovyet Rusya ile Moskova Anlaşması imzalanmıştır değerli arkadaşlar. EKS 2023 İnkılap Tarihi Deneme 4 soru çözümü burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki deneme çözümünde görüşmek üzere. Hoşça kalınız, esen kalınız.